Tüm bunların ardında kim var? Bunu bulacağım abi, merak etme. Herkes senin kötü olduğunu söylese bile... ben eminim ki... sen bana hiçbir şekilde zarar vermezsin abi, biliyorum. Bu eve gelip de sen olduğunu iddia eden o adama... hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Bu işin ardındaki gerçeği... mutlaka bulacağım. Bütün bunları kimin... ve neden yaptığını kesinlikle bulacağım. İç'e çok üzgünüm. Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ne yapabilirim? Çok çaresizim. Seni benim önümde resmen aşağıladı için. Elimden bir kaza çıkacak. Sen merak etme. Çok yakında gerçek ortaya çıkacaktır. Peki ama nasıl bir... nasıl? Bu gerçekten çok korkunç bir şey. Ben çok korkuyorum bir. Ama bizi neden ayırmaya çalışıyor ki? Bunu ben de hiçbir şekilde anlayamıyorum. O haydudun asıl amacı ne? Para mı, zenginlik mi yoksa güç mü? Ama bu adam sadece... bizi ayırmaya çalışıyor gibi. Bir, hiçbir şey anlamıyorum. Bunlar neden oluyor? Neden? Annem o adama nasıl güvenebiliyor anlayamıyorum bir. Nasıl şimdi İtçap? Kiminle kalacağına kendi karar verecek diyebilir. Ben senin karınım bir. Neden annem bunu anlamak istemiyor? Söyle bana. Ben artık sensiz yaşayamam. Biliyorum İtça. Annemin yaptıkları hiç doğru değil. Ama annem ne söylediğini ve ne yaptığını ne yazık ki hiç bilmiyor. Vanş'ı kaybetmek ona mutlaka çok acı verdi değil. Bunu anlıyorum ama sen de onun oğlusun. Ben de annemin beni ne kadar sevdiğini... ve bana ne kadar saygı duyduğunu düşünüyordum. Ama şimdi olanlara baksana. Hayatımızda ne zaman kötü bir şey olsa hemen ilk şüphelendiğimiz kişi Tapasya oluyor. Çok kötü hissediyorum Mir. Çocukluğumuzdaki arkadaşlığımızı, o günleri bilmiyorsun. Güzel dostluğumuza ne oldu bilmiyorum.
Bu beni üzüyor çünkü aklımıza onun gelmesi... Neden bunlar yaşanıyor? Ne yapalım İça? Sonuçta o bizimle çok uğraştı. Eğer bir kere olsaydı bunun bir tesadüf olduğunu düşünürdük. Ama kaç kere? Kaç kere aynı şeyler yaşandı? Tapu birkaç gün önce evimize geldiğinde o adama çok sinirli gözlerle bakıyordu. İça, hala Tapasya'ya bu kadar güvenebiliyor musun? Tapasya bu oyunu çok etkili bir şekilde oynayabilecek biri. Şimdi söyle bana. O zamana kadar yanına gelmedi. Şimdi aniden neden geliyor? Belki de... Buraya o gönderdiği adamın bu oyunu iyi oynayıp... ...oynamadığını kontrol etmeye gelmiştir. Ama... Kesin diye bir şey yok. Her zaman akla ilk gelen kişi suçlu diye bir kural yok. Bence sen haklısın İça. Bu konuda çok aceleci davranmaya gerek yok. Hemen Tapasya'nın suçlu olduğunu düşünemeyiz. Ama elbette... Bütün seçenekleri de düşünmek zorundayız. Evet, Vir. Ne yapıyorsun peki? Hadi içe. Bence bütün seçenekleri bir kağıda yazmalıyız. Sonuçta herkes olabilir. Ama Vir, nasıl biri olabilir ki? Bizden biri bu. Bizi iyi bilen biri. Hatta bize düşmanlık besleyen biri. Benim aklıma gelen ilk isim... Tapasya tabii ki. Büyük annesi? Hayır Vir. Büyük anne böyle bir şey yapmaz. Bence en ufak şüphemizin bile olduğu kişileri... Buraya yazmamız lazım. Büyük annenin oğlu Puşkar. Bana söylediğin şeyi hatırlıyor musun? Puşkar ve büyük anne bir zamanlar sana çok eziyet ediyormuş. Bir ara annenle de kavga etmişler. Evet ama Puşkar bu küçükken yaşanan meseleyi nereden bilecek ki? Evet. Bu konuda haklısın. Tessing. Ben böyle birini tanımıyorum. O benim amcam. Bizim hakkımızda birçok şey biliyordu. Ama... Bizim evliliğimizden hemen önce hapse girdi. Geriye kim kaldı peki? Candan abla. Hayır İça. Candan ablanın böyle bir şey yapacak kadar cesareti olduğunu hiç sanmıyorum. O bizimle böyle büyük bir oyun oynamaz. Hem o tek başına. Yine de ismini yazacağım. Kasap amca? Hayır Vir. Kasap amca sence olabilir mi? Evet, aslında haklısın. O bize neden böyle bir şey yapsın ki?
Bugün bile bizim için canını feda etmeye hazır. Başka kim olabilir? İça, bence biz bu planı yapan kişinin yapma sebebini de düşünmeliyiz. Bunu niçin yaptığını. Para. Mülk ve bu ev. Başka ne olabilir? Bence biri bizden intikam almaya çalışıyor olabilir. Böyle bir şey için intikam duygusu iyi bir sebep. Evet, Fihir. İntikam duygusu bir insana her şeyi yaptırabilecek önemli bir sebeptir. Ama kim bizden intikam almak ister? Bu olayın nedenini intikam olarak alırsak, benim aklıma bunlar arasından iki isim geliyor. Tapasya ve Tessing. Sati ve Saçı'yı nasıl aklımızdan çıkardık? Sonuçta onlar da bizden intikam almak istiyor. Ama Satya ve Saçi seninle Vanş arasında geçenler hakkında bir şey bilmiyorlar. Ama olsun. Yine de bu iki ismi bir kenara yazalım bence. Gerçekten çok korkuyorum. Gerçeği asla ortaya çıkaramayacakmışız gibi hissediyorum. Sen merak etme İça. Gerçeği yakında öğreneceğiz. Bunu al. Ve güvenli bir yerde sakla. İça, artık bence yatma zamanı. Çocuklar da uyudu. Onları uyandırmayalım. Bu meseleyi yarın konuşuruz. Kapıyı ben kapatırım. Sen dur, ben kapatırım. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे